bahsetmiştiniz. Neler çıktı ortaya peki? Şimdi dedemin en büyük şeyidir. Yani hani Türkiye'yi at sırtında 4 ay 10 günde gezmiş tek çılgın aşık diyorum ben ona, Pir Sultan Abdal'dan sonraki o delişmen ruhuyla at sırtında Erzincan'dan İstanbul'a kadar geldi. Ve gittiği her ilde, her ilçede, köyde, kasabada nereye uğradıysa mutlaka bir kayıt bırakmış. Mutlaka bir muhabbet ortamı oluşmuş. Ve dolayısıyla o muhabbet ortamlarında yapılan kayıtların saklanıp muhafaza edilebilenler bana ulaştı. İşte 3000'e yakın ciddi bir arşiv oluşturdum ya, inanılmaz bir hazine. Ama tabii ben Davut Sulari'ye ilişkin çalışmalar ama benim dedemdirden ziyade o bir halk ozanı olduğu için. Çünkü bu kültüre bıraktığı o kadar çok şey var ki bir halk ozanını araştırır gibi, bir halk ozanının geride bıraktıklarını toparlamaya çalışır gibi çalıştım. Dedem olduğunu bir kenara bıraktım. Çünkü benim için daimi baba, Beyhani baba, Mahsuni Baba nasıl değerli birer üstadsa, Davut Sulari de bir üstad olarak, dedeniz dışında bir üstad olarak görev, hizmet etmek, onun için çalışmak kendime görev olarak gördüm. Arşivi toparlandı, kitabı hazırlandı. İşte 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda kitabı hazır. Artık ne zaman nasip olur o çıkar bilmiyorum ama. İşte heykelini Hacı Bektaş'a yaptırdık. Mustafa Sarıgül sağ olsun. Destekledi çok teşekkür galiba. Ediyorum ona Şişli Belediye Başkanlığı döneminde. Sağ olsun. Evet hocam. Onun desteğiyle şöyle 5 metre atının sırtında muhteşem bir heykel İnanılmaz Hacı Bektaş'a güzel diktik. Gidip evet. Görmek de lazım. Mutlaka yolunuz düşerse görün derim. Davut Sulari Büyük Usta adına benim de notlarım var. Onları da paylaşmak isterim izleyenlerimle. Davut Sulari 17 yaşında mana aleminden bade içmiş güçlü bir aşık. 45 yıla aşkın bir zaman aşıklık geleneğini sazıyla, sözüyle, başarıyla yürütmüş, adını yurt içinde ve yurt dışında duyurmuş, gerçekten çok kıymetli bir aşık. Aşıklık geleneğinin halk şiirinin her türünde başarılı örnekler vermiş, Ankara ve İstanbul radyolarında 4 yıl usta bölge sanatçısı olarak çalışmış. Aynı zamanda 1955 yılından itibaren Konya'da şiirli türkülü programlar sunarmış. Aşıklar Bayramı'nın Konya'da yapılmasında da çok büyük emekleri geçmiş. Çok önemli bir usta. Orada bir şey düzelteyim. Konya Aşıklar Bayramı'ndaki o aşıklık geleneğinin başlamasındaki temel kişidir. Yani sunmaktan öte hani oradaki aşıklık geleneğinin gerektirdiği nelerse onları başlatan yapan bir şahıstır. Bir başlatandır. Ve her dalda da sürekli birinciliği alan, kimseye birinciliği kaptırmayan, hani doğaçlama güzel. Okuduğu için, irticalen okuduğu için badeli aşık olması zaten odur. Yani hani badeli aşık rüyasında bir şey verdiler içti anlamında değil. O ona verilen o bilgidir, o ona verilen o aşıklık ve ozanlık geleneğinin eğitimidir. Yani rüyasında bunu pirinden eline alıp işte aşıklık geleneğine adım atmasıdır bade. Hani çok genelde önemli. Bade deyince insanlar farklı şeyler algılıyor. Aslında bunun açılımı budur yani. Ustasından aldığı eldir. Evet, usta aşık Davut Sulari türkü, atışma, güzelleme dallarında büyük bir yetenek sahibiydi. Doğu Anadolu'da asırlardan beri süregelen, dilden dile anlatılan efsaneleri, menkıbeleri şiirleştirir, sazıyla etkili bir makam ve deyişli dost meclisinde sunardı. Bütün ömrünü aşıklık geleneğine adadı büyük usta. Ve 17 Ocak 1985'te yine bir aşıklar meclisinde Erzurum'da yanık yanık türkü yakarken bu dünyadan göçtü. Evet, 17 Ocak diyorum, 18 Ocak gerçek 18. ölüm tarihi. İnternet ortamı malum, hep eksik yazılar oluyor. Orada da hasta gidiyor zaten şeye, yarışmaya. Erzurum'a. Evet, Erzurum'a. Doktor ne kadar gitme dese de malum yani tutmanız mümkün değil. Hani ruhu gezgin zaten yani. Var zaten büyük ustada. Maalesef ki orada işte kalp krizi kaybettik. Maalesef. Ama onun çok bıraktığı her olsun. Şey kendimle alakalı değil. Bütün halk müziği camiasına, kültürümüze, geleneğimize, türkü repertuarına, tasavvufa, her yönde bıraktığı her şey birçok ustaya ışık olup birçok genç sanatçı arkadaşımızın da sembolü gibi olmuştur. Çok doğru, çok doğru. Bugün bayram günü derler, yaktın yandırdın beni, vardım kırklar kapısına, tercan elleri, efendiler bağı, yer senin derdinden derbeder oldum. En yıllardır söylemeye doyamadığımız inanılmaz eserlerinden, güçlü eserlerinden birkaçı sadece. Sevgili Cem Malkoç, nasıl tanırlar size izleyenlerimiz veya siz bir iki kelimeyle nasıl ifade edersiniz kendinizi? Vallahi olduğumuz gibi doğal,
dışarıda nasılsak, evimizde nasıl oturuyorsak. Öylesiniz. Aslen yani, Bayburtlusunuz aslen, diye biliyorum. Evet, Bayburtluyum. Kaç yıldır çalıp, çok güzel. Erzincan, Tokat, Erzurum, şimdi, Bayburt hepsi birbirine yakın. Evet. Şimdi Davut Baba geçince sohbetimizin arasında ben heyecanlanıyorum tabii ki. Gülemiz farklı çarpıyor tabii doğal olarak. O yüzden inşallah bugün kendimi güzel ifade edebilirim. Çünkü hakikaten yine o heyecanı... Çok güzel bir programda karşılaşmıştık sizinle. Evet. İnanılmaz bir elektriğiniz, inanılmaz güzel türküleriniz ve yüreğiniz olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir albüme de imza attınız galiba sevgili Kenan Çalı ile birlikte yaptığınız bir albüm evet. Galiba. Kaç eserden oluşuyor? Bütün besteler sizin mi? 14 eserden oluşuyor, evet. Bütün besteler naçizane. Söylemek naçizane gibi olmasın benim. Evet. Ben Cem'le ilgili bir şey söylemek tabii istiyorum. Buyurun. Hani şimdi aşıklık geleneğinden sonra yani şu son dönemde daha doğrusu besteler ya da yazılan eserlerin çoğu hani ısmarlama yazılan eserler evet. haline gelmiş. Dolayısıyla gündem neyse onu takip ederek işte şöyle bir eser istiyorum deyip insanlar onu yazıp besteler hale gelmişler ama Cem bu genç nesil içerisinde yüreğini kaleme dökebilen ve yazdığı her şeyin altında bir yaşanmışlığın varlığını var olduğunu hissettirebilen bir arkadaşımız. Aynen, yani yazılmamış şeyler. O yüzden ben inanıyorum onun yüreğinden dökülen o kelimeler, kaleme dökülen o sözlerin hepsi kalıcı olacak. Çünkü onu veriyor. Hem yüreğiyle veriyor hem de yazdığı bıraktığı eserleriyle. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum işte o büyük üstadlarımızdan hatta bana göre ben şu kelimeyi de çok kullanıyorum. Diyorum Davut Suları bana göre yedi ulu ozanımızdan biridir diye. Mutlaka. Şimdi tabii ki öyle üstadların yanında yani ben diyorum onlar bir çınardır. Biz o çınarda eğer bir dal olabiliyorsak o çınarda bir dal olabiliyorsak ne mutlu bize. Ablamın da az önce ifade ettiği gibi hakikaten günümüzde hem müthiş bir tüketim var. Maalesef. Hem de kendisi çok güzel lanse etti. Bak. Çok güzel. Peki güzel sohbetimize yine devam edeceğiz ama yarışmamız için telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatacağım. Ondan sonra sevgili Berun Sular'dan güzel bir türkü daha dinlemek tamam. isteyeceğim. 0212 alan koduyla efendim 557 60 çift 0 0212 alan koduyla 557 60 çift 0 canlı yayın telefon numaralarımız dedikten sonra canlı canlı gelecekler. Evet canlı canlı kul fakirin güzel bir eserini okuyalım o zaman. İstemem ayrılmayı.